basit. Peki hocam, şimdi bu kadar basit ama şimdi bu harita üzerinde istesen konuşalım. Sen daha önce, bunu daha önce de belirttin. Şu hattın, yani burada görüyoruz, gelirsen beraber bakalım. Şu Doğu Anadolu fay hattını, şu fay hattını incelemek üzere buradaki bütün valilik ve belediye ile beraber bir proje başlattın. Evet. Bir proje planladın, değil mi? Evet. Ve bu proje TÜBİTAK'tan onay almadı. Şimdi bugün açıklama yapmışlar. Diyorlar ki TÜBİTAK'ın kurallarına uygun değildi. Başvuru kurallara uygun değildi. O yüzden reddettik diyorlar. Ben sana bunun polemiğini sormayacağım. Sen bu projeyi yapsaydın ne çıkacaktı ortaya? Bugün neye yarayacaktı o proje? Evet. Şimdi o sözü edilen proje daha önce de böyle dile getirildi. Biz bilim adamıyız. Yani belki yani usulen olmayabilir, yani onu bilmiyorum. Projenin ama başlığı neydi? O projede Doğu Anadolu fay zonunu inceleyecektik. O projede Bingöl Valiliği ve Belediye Başkanı, Elazığ Valiliği ve Belediye Başkanlığı, Malatya Valiliği ve Belediye Başkanlığı, Adıyaman Valiliği ve Belediye Başkanlığı, Maraş Valiliği ve Belediye Başkanlığı vardı. Hep beraberdiniz. Ayrıca Teknik Üniversite vardı. Ayrıca da bu silahlı kuvvetlerin Harita Genel Müdürlüğü vardı. Ya da Harita Başkanlığı. İşte böyle bir projeydi. Bakın burada Elazığ Valiliği vesaire vardı. Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanı, Bingöl Belediye Başkanı ve bölge üniversiteleri. Orada ve MTA ve Harita Genel Komutanlığı. Şimdi böyle bir ekiple biz dedik ki bunu kaldıralım. Kaldıralım. Bu ekibi görüyorsun. Evet. Bunu kaldıralım, harita gelsin. KAMAG projesi, Kamu Araştırmaları Grubu. Evet, yani biz usulen hata yapmışız demek. Bunu kaldırabilir miyiz orada? Mersi. Evet, usulen hata yapmışız demek. Evet abi, ama devam biz edelim. Bilim insanlarıyız. Eğer o proje olsaydı, biz bu fay hattını Harita Genel Komutanlığı'nın bize tahsis edeceği uçaklarla havadan Lidar bir teknolojiyle. Lidar nedir? Yani biz bütün topografyayı çok küçük ölçekte o fayı görebilecek ve faydaki... Bu lazerle yapılan bir tarama. Aynen, işte onun gibi, yani GPS gibi veya satelitlere bağlanan, yani yüzeyin bütün girinti çıkıntısını, her şeyi toplayacaktınız. Ölecektik. Ve dolayısıyla biz fayın özellikleri, işte nerelerde deformasyon oluyor, nereden ne oluyor falan, bütün bunları havadan aldığımız gibi yerde de ekiplerle bunları inceleyecektik. Ve bunun liderliğini ben yapıyordum. Teknik Üniversitede bu işin içinde. Peki bunun ne faydası olacak yapılabilseydi? Bunun faydası şu olacaktı. Bir sefer bu Doğu Anadolu fayının bütün özelliklerini ortaya çıkartacaktık. Şu anda bilmiyor muyuz? İşte bugün bak deprem oldu. Görüyorsunuz, yani biz bir de valiliklere diyecektik ki bu fay biriktirdiği deformasyonla, stresle diyelim işte şu bölgelerde deprem üretebilir. O bölgelerde deprem ürettiği zaman sizin kentinize şu hasarları verebilir. O depremden korunmak için, önlem almak için şunu yapmanız gerekir diye bütün vali ve belediyeleri, yani yerel yönetimlerin bir el kitabı olacaktı. Evet, hazırlayacaktık. Çünkü niye bu projeyi ben yaptım biliyor musun? Elazığ'dan esinlendim. Elazığlı deprem bölgesinde, kentinde olduğunu bilmiyor ya. Bilmiyorlar. Bilmiyorum. Malatyalı da bilmiyordu. Gittim Malatya'ya da konferanslar verdim, anlattım. Maraş'a da gittim, anlattım. 2003 yılından beri bu işlerle uğraştık ettik. Neyse, bunlar işte ne para alıyorsun, ne pul alıyorsun, gidiyorsun, anlatıyorsun, biliyorum. Sonuç olarak da biz o projeyi DPT'ye de verdik yani. Devlet Planlama Teşkilatı'na da verdik. Yani bir şekilde neyse bu desteklenmiş olaydı, memlekete faydası olurdu. Bugüne ne faydası olurdu peki? Bugüne şu faydası olurdu. Bakın şimdi şu anda biz hasarın boyutunu çok ayrıntılarıyla kabul edilebilir ölçekte bilemiyoruz. Daha çok muhtarlara, belediye başkanlıklarına, yetkililerle nerede yıkıldı, ne oldu, orada ne var, burada ne var gibi biliyorduk. Mesela biz o sistemde lidarla biz buraları taramış olsaydık bizim elimizde bir harita olacak. Yani bugün bir daha lidarla tanınıp bugün bir daha uçtuğumuz zaman aradaki farka bakılacak ve hasarın ne olduğu bir anda ortaya çıkacaktır. Dijital olarak ortaya çıkartacaktık. Bir de tabii teorik olarak da buradan öğreneceğimiz de, çünkü o zaman bayağı yeni teknolojiydi. Şimdi teknoloji de gelişiyor. Biz ülkedeki deprem biliminin de ilerlemesine, çünkü bir deprem kentiyiz. Bizim çok öğrenmemiz lazım, araştırmamız lazım. O tür bir yararı olacaktı. Yani bilim insanı işte bilimsel bir projeydi. Peki bir şey daha söyleyeyim burada, hazır buradayken. Sen şimdi buranın Osmaniye'den bu tarafa doğru ya da şöyle Adana'ya doğru bir yeniden risk barındırdığını düşünüyorsun. Burada bildiğimiz bir fay var. Burada bilmediğimiz faylar mı var? Yani bizim bilmediğimiz, sizin bildiğiniz. Tabii şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın bu Karlıova'dan, bu harita çizgisi yok ama fayın, şimdi şöyle Doğu Anadolu fayı geliyor. Aşağı yukarı şuraya kadar, Maraş'a kadar. Bu Doğu Anadolu fayı. Şimdi bunu bir Celal yani dün çok net anlattı. İtibariyle ben biliyorum. Ben onu dinleyemedim. Ben de o sırada başka bir yerdeydim ama şimdi Türkiye'deki yer bilimleri camiasının farklı görüşleri var. Yani diyelim ki Celal ve ben aynı şeyi düşünüyoruz ama yani farklı düşünen arkadaşlarımız da var. Şimdi bu Doğu Anadolu fayını getirip de doğrudan doğruya Hatay'a doğru götüren bir kabul de var. Yani deniliyor ki Ölü Deniz Grabeni, şu Hatay Ölü Deniz Fayı pardon, ve burada Hatay Grabeni gelir ve Doğu Anadolu Fayı olarak devam eder. Yani Doğu Anadolu Fayı dediğin zaman yani Ölü Deniz Fayı'yla Doğu Anadolu Fayı'nı birleştiriyor. Çünkü birleşiyor gibi. Yani mantıken de çok küçük bir açıyla değiyor birbirine. Evet, yani bu çok yaygın böyle bir şey. Yani şunu da diyebilir. Yani Ölü Deniz Fayı Doğu Anadolu Fayı'nın devamıdır gibisinden şey olarak öyle görünüyor. Yalnız orada bir hata var. Yani onun için işte Celal'in kabul etmediği, dolayısıyla yani bizim de aynı eğilimde olmamız. Bu faylar levha sınır faylardır. Bir özelliği var. Şimdi bu Ölü Deniz Fayı Afrika levhasıyla Arap levhasının sınırı. Bak dikkat et o sınıra Fatih. O sınır gelir, buradan bindirme kuşağı olarak döner. Yani böyle gitmiyor sınır. Bu dönüyor. Dolayısıyla Ölü Deniz Fayı batıdan Afrika ve Arabistan'ın sınırıdır. Kuzeydeki sınır da bu bindirme kuşağıdır. Onun için bunu götürüp buna koymak doğru değil, o değil. Ama bu Doğu Anadolu Fayı da bizim yığışım karmaşığı dediğimiz, insanı karıştırmayalım, başka bir şey. Yani şunu diyorum ben, bu Kahramanmaraş'ın şurasında Anadolu levhası, Arap levhası, Afrika levhasının birleştiği bir yer, üçlü bir nokta var. Dün onu çok net anlattık zaten. Evet, şimdi burada deprem olup bu kütleler, yani üsttekiler sola doğru, aşağıya doğru kayınca haliyle mesela bu fay da böyle, sadece böyle değil. Yani Doğu Anadolu fayı Maraş civarında böyle giden kol yapıyor, sürgü fayı var böyle. Bu tarafa giden Malatya fayı var. Ovacık fayı var. Yani bunlar daha böyle, küçük faylar onlar. Ama bayağı Malatya'yı çeviren faylar. Şimdi tabii bu depremler, ilk deprem bu Ölü Deniz Fayı üzerinde olunca... Peki şimdi diyorlar ki bu 500 kilometrelik bir kırılma oldu der. Sence o kadar uzun olmuş mudur? Yani ben şöyle söyleyeyim. Zaten bu fayın tümü 600 kilometre. Yani ben sanmıyorum. Ben de sanmıyorum. Şimdi Fatih, genelde şöyle... Şimdi faylar deprem olduğu zaman... Hocam fayları boş verin size. Evet, sen Adana ve bu Osmaniye risk nereden kaynaklanıyor? Çünkü yani şu... Çünkü burada bir fay yok, o yüzden diyorum. Yok var. Üçlü eklemden sonra biliyorsun yani biri böyle gittiği zaman bu faylar dönüyor Osmaniye'ye doğru. Yani Doğu Anadolu fayını zaten o nedenle üçlü noktadan sonra getirip böyle... İskenderun Körfezi'ne döndürürler. Yani şurada da bayağı ciddi büyük faylar var. Osmaniye fayı, Ceyhan faylar. Ve bu yani onlar Doğu Anadolu fay sistemine dahil deniliyor. Ölü Deniz'i ayırsak bile Doğu Anadolu fayının... Yani bu buraya yük bindirmiştir diyorsunuz. Evet. Yani... Peki herkese merak ettiği şunu. Bu depremin Anadolu'da 4 santimlik veya 3 santim bir kayma yarattığını söyleyenler var. Bu kayma yukarıdaki Kuzey Anadolu fayını ve haliyle Ege'de çok sayıda bulunan fayları da etkilemiş. O kaymayla buraya da risk gelmiş olabilir mi? Bunlar komşu faylar olmasa bile. Yani şimdi yoksa bu abartılı bir şey. O biraz tabii yani şöyle, şimdi bu nihayet depremleri oluşturan mekanizma levha hareketleri. Yani motor güç arzın içinde. Hı hı. Şöyle çok basite indirgeyerek söyleyelim. Şimdi şu Bingöl'den böyle giden Kuzey Anadolu fayı, Doğu Anadolu fayı genel dedik. Şurada birleşmiş mesela. Karlıova'da birleşiyor. Şimdi burası da hareket ediyor. Her yıl bu hat boyunca 2,5 santim, bu hat boyunca 1 santim. Evet. Şimdi ora hızlı, bura az gittiği için bu dönüyor. Dönüyor aşağıda. Döndüğü zaman da geliyor Akdeniz'e doğru. Burada da Helen Kıbrıs yayı var. Afrika daldığı için burada bu altından. Afrika levhasının üzerine tırmanıyor bir bakıma. Şimdi koca bu levha Anadolu, Türkiye'nin tamamı neredeyse devamlı yılda 2,5 santim hareket ediyorsa bu rigid kütle kendi içinde parçalanıyor, geriliyor, boşalıyor. Aynen öyle. Onun için burada çok sayıda irili ufaklı faylar meydana geliyor. Burada kafayı döndürüp de Afrika'nın üzerine tırmanırken burada çekiliyor. Bu kaya yani pamuk değil. Şimdi dolayısıyla bir sürü fay meydana geliyor. Sen her yıl 2,5 santim gönderdiğin zaman her fay öyle veya böyle yükleniyor. Yani yükleniyor. Dolayısıyla sen burada bir deprem oluşturup 4 metre buraya attın mı muhakkak etkileri orada olacaktır. Tabii 10 senede 25 santim, 100 yılda 2,5 metre ediyor. Evet. Şimdi bak Fatih, bir de faylar birbirlerini etkilerken yani doğrudur da bir anlamda geometrik ilişkide olanlar deniliyor ya. Halbuki o pek yani çok doğru değil. Şimdi bir yerde bir deprem oluştuğu zaman o çevredeki fayları neden etkiliyor biliyor musun? Özellikle de yeraltı sularına, kayalar arasındaki gözeneklere uyguladığı beraber basınç değişimleri bile emin ol bir takım diğer faylarda da bazı hareketlenmelere, tetiklenmelere neden olabiliyorlar. Yani bu aslında karmaşık bir konu. Ben halkın da çok ilgilendiğini düşünmüyorum. Herkes korkuyor işte Kıbrıs'ta da deprem olur mu, Kıbrıs'ta da etkiler mi falan diye de o yüzden sordum bunu hocam.